Şehit ve şehitlik. Allah yolunda canını feda eden, dinini, vatanını, bayrağını, namusunu müdafaa ederken ölen, haksız yere öldürülen Müslümana şehit denir. Herkes şehit olamaz. Şehit olmak veya şehitlik sevabına kavuşabilmek için Müslüman olmak şarttır. Ne yaparsa yapsın, nerede, nasıl ölürse ölsün veya öldürülsün Müslüman olmayan şehit olmaz. Müslüman bir kimse, çok günahkar olsa da, hatta İbn-i Nüceym Hazretlerinin fetvasında bildirdiği gibi, günah işlerken mazlum olarak öldürülse, şehit olur. Üç türlü şehit vardır. Bir tam şehit. İki dünya şehidi. Üç ahiret şehidi. Savaşta düşman, barışta eşkıya tarafından öldürülenler, tam şehit olur. Dünya menfaati için harpte ölenler, dünya şehidi olur. Ahiret şehidi çoktur. İlim öğrenirken, abdestli iken ölenler gibi. Çok günahkar biri ile, salih birinin şehitliği arasında çok fark vardır. Savaşta öldürülen şehit ile, attan düşüp ölen şehit arasında çok fark vardır. İslam'ın beş şartından sonra ibadetlerin en üstünü cihattır. Cihadda ölen şehidin, kul haklarından başka bütün günahları affolur. Cihadda ve haç yolunda ve hudut boyunda nöbette ölenlere, kıyamete kadar, bu ibadetlerin sevabı devamlı verilir. Her biri kıyamette 70 kişiye şefaat eder. Kimler şehit olur? İlim öğrenirken ölen şehittir. Allahü Teala'dan, ihlasla şehitlik isteyen, yatağında ölse de şehit olur. Aşık olup, aşkını gizleyip ve iffetini koruyup ölen şehit olur. Abdestli yatıp da ölen şehit olur. Hamile iken, doğumda veya lohusa iken ölen kadın şehittir. Cuma günü veya gecesi ölen, şehit olur, kabir azabından kurtulur. Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehit olarak ölür. Allahü Teala'nın emirlerine uygun ticaret yapanlar. Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölenler. Devamlı olarak müdara edenler, insanlarla iyi geçinenler. Gıda maddelerini ucuza satanlar. Günde 20 kere ölümü düşünenler. Yol kesiciler, şehir eşkıyası tarafından öldürülenler. Hayvandan düşüp ölenler. Zimmilerin, can, mal ve namusunu müdafaa ederken öldürülenler. Haksız olarak, zulümle hapsedilip ölenler. Allah rızası için müezzinlik ederken ölenler. Soğukta gusledip ölenler. Namazda iken ölenler. Peygamber Efendimiz'e günde 100 kere selavat getirenler. 60 yaşını geçip, 5 vakit namaza devam edenler. Şunlar da şehittir. Suda boğulan. Yangında ölen. Garip, kimsesiz olarak ölen. Zehirli hayvan sokarak ölen. İç hastalıklarından ölen. Duvar ve enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen kadın, kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken öldürülen. Emri maruf ve nehyi münker yaparken öldürülen kimse şehittir. Sara hastalığından, taundan, vebadan, koleradan, veremden, zatülcenden, sari hastalıklardan, şiddetli öksürükten, ishalden ve bazı iç hastalıklardan ölenler. Her sabah akşam 3 kere, Eûzü billâhi semîl âlimi mineşşeytanir râcim ile, Haş suresinin sonunu okuyanlar. Teberani. Ehli sünnet itikadını ve namazı tadili erkan ile kılmayı meydana çıkaranlar. Mektubat-ı Rabbani. Duha namazı kılanlar, her ay 3 gün oruç tutanlar, yolculukta vitir namazını terk etmeyenler, her gece Yasin okuyanlar, helal kazanıp çoluk çocuğuna ibadet yapmaları için çalışanlar, her gün 25 kere, Allahümme barikli fil mevt ve fima badel mevt okuyanlar, ölüm hastalığında, 40 kere, la ilahe illa ente sübhaneke ini küntü minez zalimin okuyanlar. Şehit ve şehitlik hakkındaki bazı ayeti kerimeler ve hadisi şerifler. Şehitler çürümez. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah yolunda öldürülenleri yani şehitleri, ölü sanmayın, onlar Rablerinin yanında diridir, rızıklandırılır. Ali İmran 169. Her peygamber, şehittir ve diğer şehitlerden üstündür. Peygamberlerin bedenleri çürümez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala, toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir. Beyheki.
Haram lokma yemiş ve çeşitli günah işlemiş kimseler, şehit de olsalar, bedenleri çürür. Haram yememiş, mütteki kimseler, yataklarında ölse bile şehit olur ve bedenlerini toprak çürütemez. Mütteki, müezzin, kan içinde kımıldayan şehit gibidir. Ölürse kabrinde kurtlanmaz. Teberani. Şehit, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca cennete gider, buyurulmaktadır. Beyheki. 5 vakit namaz kılana, her gün için 1000 şehit sevabı verilir. Ter gibi hadimi. Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana 100 şehit sevabı vardır. Hakim. Terk edilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, 100 şehit sevabı vardır. Hakim. Misafir, bir müminin evine girince, onunla 1000 bereket ve 1000 rahmet girer. O ev halkının günahları, denizlerdeki köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsa da affolur. Her birine 1000 şehit sevabı verilir. Misafirin yediği her lokma için bir haç ve umre sevabı yazılır ve onlar için cennette bir şehir inşa edilir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.